Şehitlik Abidesi'ne doğru şu anda giriyoruz arkadaşlar. Bir takım yerler eksik bırakılmış. Uğur Dündar'ın 99'daki arena programına göre projeye uygun bitirilmemiş eksikleri var dedi. O eksiklikler ayaklarının üzerinde bulunan kabartmalar 99-2000 arası tamamlandı. Projede varmış ama o dönemde yetiştirilememiş. Tabii bu anıt 54 yılında yapımına başlanıyor. 60 yılına kadar devam ediyor. Zeki Müren özel konserler veriyor. Buraya para toplamak için. O dönemin Milliyet Genel Yayın Yönetmeni Abdi İpekçi epey bir katkıda bulunuyor. İstanbul'da taksisi bulunan üst sosyete hanımlar kendi özel taksileriyle taksicilik yapmışlar. Topladıkları paraları aktarmışlar. Kızlar çeyizlerinden satmışlar, buraya para aktarmışlar. Yani 7'den 70'e vatandaşımız bu anıtın yapılması için katkıda bulunmuş. 10 metre kadar anıt yükselmiş, şiddetli yağışlar ve fırtınadan erimiş, yıkılmış. Biz Osmanlı'nın küllerinden kurulmuş yeni bir cumhuriyette ilk dönemde anıt yapacak ne paramız var ne de öyle bir düşüncemiz var. Osmanlı'nın 1954 yılına kadar Ümumiye atılan bir komisyonu hazinatları o dönemde şeker fabrikaları yapıldı. Yani o borçlar ödenirse bir takım faaliyetlerin de yürütülmesi gerekiyordu. Yeni bir ordu kuruldu. O ordunun ihtiyacı sağlandı. Yani sonuçta birçok şeyler yapıldı. Ancak 60'lı yıllarda ya da 50'den sonra anıtlar yapma durumuna gelmiş oldu. Bayrak direği 70 metre yüksekliğinde. Tamam abi. 70 metre yüksekliğinde bayrağın ebadı 15 yaşı 22,5 metre. 70 metreymiş her şey bayrağın yüksekliği. 70 metre. 60 yılında açılmadrası törenler yukarıda Mehmet Çavuş anıtı var. 57. alayı geçtikten sonra göstereceğim. 60 yılına kadar orada yapılıyor. Daha sonra burada yapılıyor. Bu bayraklar tören sırasında savaş sırasında savaşa katılmış İngiliz sömürgesi, Fransız sömürgesi ya da Osmanlı egemenliği altında olan ama daha sonra bağımsızlığını kazanmış ülkelerin bayrakları asılıyor buraya 18 Mart'ta. Tören sonrası onların bayrakları asılıyor. Gene toplanın. Hatıra.